Peki, şu chat ekranı son bir kontrol edeyim, orada bir geyik dönüyor mu diye. Tamam, çok güzel. Ya bu konuyu çok sevmişler. Bu arada garip bir şey değil ama konunun fanlarının olması güzel. Normalde şey alışkınız, hani server anlatıyoruz, storage anlatıyoruz tabii falan derken çok spesifik bu bir konu aslında. Yani hani server yönetim aracı anlatacağız baktığın zaman. Evet. Bu kadar fanatiğinin olmasının sebebini de öğreniyor olacağız webinarın sonunda. Harika. Eğer İnşallah doyurucu sen bilgiler verebiliriz. süper. Eğer sen de evet, gelen herkes bu arada öyle. Ali Koç öyle demiş. Oğuzhan öyle demiş. Bilgi hocam zaten öyle girdi. Bir de bizim gruba da şey demiş. Aa, konu çok iyi. Denk geldi, giriyorum falan deyince kardeşim. Yani benim bilmediğim bir şey mi anlatacaklar ya? Ne anlatacak? Çok Valla merak ben de ediyorum. şaşırdım. O zaman başlayalım mı? Tamam, ben giriş yapayım. Sen hazırsan Tamam. hızlı bir şekilde. Okey. Günaydınlar, günaydınlar arkadaşlar. Yeni bir çözüm farkı webinarına hoş geldiniz. Haftanın ilk webinarı. Bu hafta yine yoğun bir gündemimiz var. Üç webinarımız var. İlk webinarı Arena ve Dell Technologies'le beraber gerçekleştiriyoruz. Aslında bizim en yoğun çalıştığımız üreticilerden, markalardan birisi. Derya'yı da sağ olsun ısındırıyoruz. 1-2 Aynen. derken böyle onun da rütbeleri Çözüm Park tarafında artıyor. İnşallah. Bilgehan hocamı da analım. Biz normalde böyle üçlü olarak girer. Ben de böyle sağa sola kaçar, kameramı kapatırdım, topu Bilgehan hocama atardım. Bilgehan hocam artık yeni bir hedef çerçevesinde kariyer planı değiştirdiği için şu anda aramızda olsa da asli kadroda onu bir moderatör olarak şu anda almıyoruz. Ama yine analım. Dediğim gibi Derya'yı tanıyorsunuz. Yine kendini tanıtır, ilk webinar değil çünkü. Dell tarafından sağ olsun özellikle sunucu ailesinde bilgi ve birikimlerini bizlerle paylaşıyor. Webinarımızın başında da dediği gibi ve yorumların da bu şekilde gelmesi gerçekten güzel. Konu evet önemli. Günün sonunda bizim yıllardır administrative effort dediğimiz, hani böyle yönetimsel efor, yönetimsel bir nasıl diyeyim, iş gücü çok kritik. Belki de biz bilgi sistemleri çalışanların, ki ben de müşteri oldum, hesaplayamadığı ama hesaplaması gereken en önemli KPI'lerden biri. Günün sonunda personel isterken, bir ürün isterken, hani her zaman üst yönetime bir rapor vermemiz gerekiyor. Bak kardeşim, şu kadar saat bu işi yapmışız ya da bu kadar case açılmış, bu kadar case kapatmışız. Hani işte internet kesintisiz bu kadar çalışmış, bu kadar mail almışız gibi data verdiğimiz sürece, matematiksel yaklaştığımız sürece ortalamada yöneticileri ikna etme oranımız çok yükseliyor. Mutlaka istisnalar vardır. Günün sonunda biz ne yazık ki bunu çok fazla Türkiye'de göremiyoruz. Yani şey gibi işte bir şey soruluyor mesela forumda. Adama diyorum ki ya şey yazık, uğraştığına yazık. 2-3 gününü alacak belki ya da 3-4 gününü. Bakıyorsun 100 dolara, 200 dolara bu işi yapan bir ürün var. Hani o 200 doları almayayım. O işi manuel bir şekilde yapmaya çalışıyor. Bu genel sektörde de gördüğüm bir şey olduğu için bu webinarın başında bahsetmek istiyorum. Yani yönetimsel efor önemli bir şey arkadaşlar. Büyük kurumlara, global şirketlere baktığınızda şey çok dikkat ederler. Yani yönetimsel eforu düşürecek aksiyonlar alırlar. Çünkü toplam sahip olma maliyetinin dışında bu biliyorsunuz yönetim maliyetine, işletme maliyetine gidiyor. Bu da güzel raporlanıyor. Şimdi bugünkü konumuzda biraz o yönde. Yani evet, sunucular, storage'lar vesaire alıyoruz. Bir şekilde kullanıyoruz ama nasıl kullanıyoruz? Ne tür zorluklar çekiyoruz? Dell Technologies bu tarafta bize ne sunacak? Derya bunları bugün anlatıyor olacak. Bu kadar ilgi gösteriyorsanız sorularınızı da bekliyorum. Bakalım ne tür sorular gelecek deyip ben sözü Derya'ya bırakıyorum. Bu güzel açılış için çok teşekkürler Hakan Hocam. Dediğim gibi veri merkezinde birçok donanıma kullanmaya başladık artık uzun zamandır. Değişen ihtiyaçlara göre farklı çözümleri yönlendiriyoruz. Tabii bu kullandığımız donanımları ne kadar efektif bir şekilde yönettiğimiz de çok önemli bir kavram. Bugün biraz aslında bu çerçevede bilgiler vermeye çalışacağım. Seste problem yaşamamak adına sunum esnasında ben izninizle kameramı kapatıyor olacağım. Çünkü dün biraz sorunlar yaşadım. Sonrasında tekrardan soru cevap bölümünde kameramı açıyor olacağım. Öncelikle katılım için herkese çok teşekkürler. Şimdi şöyle hızlıca devam edecek olursak. Şimdi donanım üreticilerine baktığımızda ne kadar çok müşteriyle iletişim halindeyse, ne kadar çok müşteriye dokunuyorsa aslında ürettiği çözümlerde yarattığı farklarda da o kadar çevik çözümler gerçekleştirebiliyor.
Bu slide aslında bu anlamda dilin ne kadar öne çıktığını bize gösteren güzel slaytlardan biri. İşte her yıl binlerce müşteriye on binlerce sunucu satılıyor. Bunlar, bu arada buradaki gördüğümüz rakamlar gerçekten gerçek rakamlar. Biz şu an konuşurken bile her dakika 4 sunucu şifrediliyor örneğin. Yıllık 100 binden fazla müşteriye 2 milyon üzerinde sunucu satılıyor. Ve bakıldığı zaman bu müşterilerin her biri çok çeşitli sektörlerde çalışıyor. Bu sektörlerden gelen know-how'lar, geri bildirimler, kullanım senaryolarındaki farklılıklar, ürünlerin geliştirilmesi, yönetilmesi gibi süreçlerde aslında çok büyük avantajlar sağlıyor. Dell de bu avantajını çok ciddi, çok önemli bir şekilde kullanan üreticilerden, en önemli üreticilerden bir tanesi. Peki bu yönetimini yaptığımız ürünler nelerdir diye bakacak olursa, Dell'in sunucu ailesi içerisinde hepimizin bildiği şekilde Tower segmentinde, Rack segmentinde, modüler segmentte bir soketten dört sokete kadar çıkabilen farklı üç kişiliklerini adresleyebileceğimiz sunucular olduğunu görüyoruz. Ve bu kullandığımız sunucuları, farklı işçiler için kullandığımız sunucuların yönetimini işte iDirect veya OpenManage gibi merkezi yönetim tool'ları üzerinden gerçekleştiriyoruz. Kullanım senaryolarına bakacak olursak, işte data center ihtiyaçlarını adreslediğimiz, işte bir soket, iki soket mimarisinde, bir U, iki yüksekliğinde veya modüler çözümlerinde, modüler mimarideki çözümlerimiz. İşte bunlar R640, R740 gibi sunucularımız, en çok konumlandırdığımız sunucularımız. Burada sarı olarak görmüş olduklarınız aslında bugün Intel'in bir lansmanı olacak ve bu lansman sonrasında biz 15. jenerasyon dediğimiz yeni nesil Intel işlemcileri kullanan sunucularımızı da bugünden sonra artık anlatabiliyor durumuna geleceğiz. O yüzden onların sadece isimleriyle küçük bilgiler eklemek istedim. İşte R640 14. jenerasyon bir sunucu ve bu 15. jenerasyon dönüşümüyle birlikte R650 olarak hayatına devam edecek. Tabii Intel mimarisinin yanında çok ciddi bir şekilde AMD mimarisinde ihtiyaçları karşılayabilecek sunucularımız da mevcut. GPU Dense tarafına baktığımızda veya şey tarafında kabinette kapladığı alan anlamında daha dar alanda daha fazla compute gücünü istediğimiz noktalarda işte DSS çözümlerimiz üzerine o 10 üzerinde GPU takabildiğimiz, bunun AMD'li versiyonu veya C serisi sunucularımız ki bu da 4 nod sağlayabildiğimiz sunucular olarak karşımıza çıkıyor. 4 soket mimarisini adresleyebildiğimiz R840, R940 gibi sunucularımız yine 15. jenerasyon dönüşümüyle MX mimarisinde MX740C olarak adlandırdığımız sunucumuzun 15. jenerasyon dönüşümü ve son yıllarda artık kullanımı gittikçe artan uç noktada ki aslında ürünlerin kullanımı. Baktığımız zaman önümüzdeki 5 yıl içerisinde üretilecek datanın 170'inden fazlası aslında geleneksel veri merkezi veya bulut ortamı dışında üretiliyor olacak. Bu da aslında edge noktadaki cihazların ne kadar önemli hale geleceğinin bir göstergesi bakıldığında. Şimdi bu sistemleri hangi araçlara yönelttiğimize bakacak olursak, tabii ilk önce karşımıza iDirect dediğimiz her bir sunucumuzun üzerinde ayrı bir port olarak bulunan uzaktan yönetim portumuz karşımıza çıkıyor. iDirect Enterprise ve iDirect portumuz burada üzerinde kendi işlemcisi olan, kendi belleği olan, kendi diski, kendi işletim sistemi olan bir sunucu, bir bilgisayar gibi düşünebiliriz. Bu her sunucumuzun üzerinde gelen bir port. Agent free dediğimiz bir yapıya sahip. Bu ne anlamı geliyor? Ben sunucuyu iDirect üzerinden yönetmek için herhangi bir agent kurmaya ihtiyacım yok. Direkt HTML5 tabanlı GUI'si üzerinden, web arayüzü üzerinden sunucuya bağlanıp sunucunun yaşam döngüsü içerisinde gerekli olan tüm yönetimsel fonksiyonları iDirect'in bu HTML5 tabanlı hem kullanıcı dostu olan hem çok hızlı çalışan GUI'si üzerinden gerçekleştirebilme şansına sahip. Şimdi bu GUI'ye baktığımızda neler görüyoruz? İşte ana ekranda sistemin sağlığıyla ilgili bilgileri görebiliyoruz. Sistemin operating kurulu işletim sistemi, işte BIOS versiyonu, servis tag'i ile ilgili bilgileri görebiliyoruz. Şu sağ tarafta görmüş olduğunuz search kısmından istemiş olduğumuz, geçmek istediğimiz alt menülere çok hızlı bir şekilde geçmemizi sağlayan bir yapıya sahip. Bu da aslında bakıldığı zaman
günlük yönetimsel faaliyetleri çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmemizi sağlayan bir ortam olarak karşımıza çıkıyor. Bakıldığı zaman sistemin firmware'inin farklı kişiler ya da istenmeyen kişiler tarafından değiştirilmesini engelleyecek sistem lockdown dediğimiz özellikleri de yine ana ekranda tek bir kilit vasıtasıyla açıp kapatma şansına sahibiz. Bakıldığında bu bizi rakiplerimizden farklılaştıran bir özellik. Özellikle sunucunun security tarafında. Yine aynı şekilde sistemlerimizin üzerindeki USB'lerin dinamik olarak açılıp kapatılabilmesi ve bu yapılırken herhangi bir restart'a ihtiyaç duymaması da bizi rekabette farklılaştıran önemli özelliklerimizden biri. iDirect'in lisans seviyelerine bakacak olursak tabii iDirect ayrı bir port olarak geliyor ve belirli lisanslar vasıtasıyla farklı özellikler olarak hayatımıza devam ediyor. iDirect lisansı bir sunucunun yaşam süresi boyunca aslında geçerli olan kalıcı bir lisans. Yani bu lisansı her yıl yenilemek gibi bir derdiniz yok. Sunucunun 3 yıllık bakım varsa bu iDirect lisansında bu bakım süresi içerisinde her türlü desteği alabiliyorsunuz. Yani sunucuyu kullandığınız süre boyunca iDirect lisansını da kullanmaya devam edebiliyorsunuz özet olarak. Lisans sanatörüne baktığımız zaman 100 ve 500 serisi daha giriş seviyesi sunucularda basic dediğimiz model aslında varsayılan olarak geliyor. Tabii biz varsayılan lisansların üzerine işte iDirect Express, iDirect Enterprise ya da iDirect Data Center lisanslarını ekleyebilir durumdayız. Bu sadece hani varsayılan olarak geldiğini aslında açıklamak için. Express, Basic lisansın aslında tüm yönetimsel faaliyetlerini kapsayarak daha genişletilmiş uzaktan yönetim ve yaşam döngüsü özelliklerini barındırarak 600 serisi sunucular itibariyle default olarak gelmeye başlıyor. iDirect Enterprise ve Data Center'da gelişmiş yönetim özelliklerini içeren ayrıntılı güç ve termal yönetim özelliklerine odaklanarak sunucu üzerinden çok çeşitli dataları alabildiğimiz, bunlarla ilgili çeşitli çıkarımlar yapabildiğimiz önemli lisanslarımızdan bakıldığı zaman. iDirect Data Center zaten iDirect 4.0, iDirect 9.4.0 versiyonu ile birlikte duyurulan lisansımız. Ve iDirect Data Center ile birlikte aslında bizi rekabete karşı oldukça farklılaştıran önemli bir özellik aslında hayatımıza girmiş durumda. Bu da telemetre özelliği. Şimdi telemetre özelliğine baktığımız zaman dediğim gibi bu iDirect Data Center lisansı ile birlikte gelen önemli bir özellik. BT yöneticilerinin özellikle sunucu ortamının dahili çalışmasını anlamasına yardımcı olmak için aslında veri toplamasını sağlayan bir yöntem bu telemetre yöntemi. 23'ün üzerinde farklı rapordan 180 üzerinde farklı metrikten data toplayıp bu dataları bir big data tool'u ile analiz edip sunucudaki anomali dediğimiz farklılıkları aslında sunucuda herhangi bir arızaya sebep olmadan daha başlangıç aşamasında yakalamamızı sağlayan bir yöntem bakıldığı zaman. Bu ne olabilir? Bir SFP üzerinden data alabiliriz. Sunucunun termal bilgilerinden data alabiliriz. Bir fan üzerinden data alabiliriz. Bir GPU, disk, CPU gibi komponentler üzerinden dataları toplayabiliriz. Bu yöntem aslında bakıldığında network'e ek bir yük getirmediğinden network'e ek bir yük getirmediğinden dolayı data toplama sıklığını aslında saniyeler mertebesine indirgeyebilme şansına sahibiz. Bu da bize aslında bakıldığı zaman herhangi bir arıza olmadan yani ilgili komponentteki bu anomalinin fark edilip gerekli müdahalenin hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasına olanak sağlıyor. Burada bir Dediğim soru bu. sorabilir miyim ya Derya? Tabii. Şimdi biz şimdi bu işi cloud tarafında da çok yaptığımız için tamam bir kısım müşteri vakit ayırıyor, uzmanlığı var, işte İngilizce doküman okuyabiliyor ve telemetre verisinin ne içerdiğini bir şekilde anlayabiliyor. Bu operating system yani işletim sisteminde de böyle. Ama genel şey var işte bizi izliyorlar, bizim datamızı alıyorlar, işte kişisel verimiz mi gidiyor diye. Hatta en son bu konuda cloud tarafında, Azure tarafında hibrit modelde çalışan bir sisteme ait bütün logları içeren bir GitHub reposu yayınlandı ve açık herkes bakabiliyor. Yani
Bu servise eklersen bu data gidiyor. Bu servise eklersen bu data gidiyor diye. Zaten bu tür konularda hep şey diyoruz. Yani network çok şeffaf bir alandır. Bir sistem varsa ve siz de network'ü izleyebiliyorsanız ki izleyebilirsiniz sizin trafiğiniz işte Wireshark başta olmak üzere aslında bir sistemin başka bir sistem uzaktaki bir sisteme ya da lokal bir sisteme fark etmez hangi datayı gönderdiğini bulabilirsin. Bulamamanın tek dezavantajı nedir? Encryption'dır. Full encrypt ise hani o datayı göremezsin. Şuraya getireceğim şimdi biz ne yazık ki şey telemetre başta bu antivirüslerde de var, CM ürünlerinde de var. Bu feedback dediğimiz hani ürünün gelişimi için veya kendimiz için başka üreticilerde de var. Hani bu tür verileri toplayayım. Topladığım verileri çünkü kolere edilmesi lazım. Yani bu verilerin bir şekilde bir merkezde toplanıp işte A verisi, B verisi ve C verisi varsa böyle bir case vardır. A ile C varsa bu vardır. D ile F varsa bu vardır gibi bir yorum yapabiliyor olmamız gerekiyor. Burada bir soru sorulursa yani müşteri derse kardeşim ben tamam okey bu veriyi göndereceğim ama hangi verilerin gönderiliyor dediğinde bunun bir listesi var mı? Abi yani listesi illaki var. Şu an tabii net olarak bu sorunun şu Yok veriler sen şu anda söylemen için değil. Bunu sorsa bir anladım. müşteriyle bunun bir listesi var değil mi? Tabii illaki Tamam. aynen aynı şekilde. Yani Tamam bu zaten yeterli abi bu senin bilgi. belirlemiş olduğun metrikler üzerinden hani bu datalar toplanıyor ve bu dataları aslında hani direkt olarak işte Big Data tool'larıyla sen analiz ediyorsun. Hani bu nasıl gerçekleşiyor? İşte bir kolektör vasıtasıyla bu iDirect üzerinden bu datalar toplanarak bir database'e aktarılıyor. Bu database işte bir Splunk olabilir ya da burada görmüş olduğumuz diğer database olabilir. Daha sonra işte bir Splunk API ya da bir Grafana gibi bir görselleştirme ara birim vasıtasıyla bunlar dashboardlara dönüştürülerek bu ana veriler aslında tespit edilmeye çalışıyor. Burada tabii ki dediğin gibi topladığımız datanın ne kadarı gidiyor, ne kadarı bizde kalıyor, o gerçekten önemli bir nokta. Ona hani daha detaylı bir şekilde cevap vermek, dönmek isterim şu an çünkü hani yanlış yönlendirmek istemem. Ama bakıldığı zaman bu bir sunucunun üzerinde toplayabildiğimiz metriklerden bu dataları toplayabildiğimiz takdirde aslında sunucudaki herhangi bir arızayı önceden tespit etmemize yönelik araçlar bunlar. Dolayısıyla Katılıyorum abi. daha uptime'lar, daha az kesinti süreleriyle aslında sağlamak amaçlı kullanılan ek özellikler. Tabii bu hani dediğim gibi bunu kullanabiliriz, kullanmayabiliriz. Bu tamamıyla yönetim ekibinin bu işe aslında nasıl baktığıyla alakalı bir yaklaşım bakıldığı zaman. Abi tartışmıyorum. Çok teşekkürler. Tabii Ben tabii. yararını da Buyurun, bilen bir buyurun. insanım. Ama sadece yani bu DELE özel değil. Ya dediğim gibi mesela Microsoft'ta dahi çoğu üreticide telemetri dendiğinde böyle insanlar bir tedirgin olabiliyor. Aslında tedirgin olacak bir şey yok. Şeyde de dahil yani şöyle bir şeyler okuduğum için ya tabii bu genel bizi dinleyenleri kesinlikle yansıtmıyordur. Ama arkadaşlar yani hiçbir fikri olmadan ya telemetriyle benim datalarımı çalıyorlar şeklinde foruma yazı yazan insanlar var. Bunlar da ne yazık ki bizim meslektaşımız aynı sektördeyiz ama ya kardeşim bir kaynağım var mı? Kaynağı boş ver. Dünya üzerinde o kadar çok sistemci var ki bunu zaten araç. Yani şöyle düşünün hackerlar başta. Herkes bir şeyleri kurcalıyor zaten. Acaba bu sistem ne yapıyor? Bu nasıl davranıyor? Bu nereye ne gönderiyor? En basiti zaten sunucuların interneti kapalı olduğu için biz şey yaşıyoruz. İşte cloud başta bir sistem kurduğumuzda kurumsal bir firmada hiçbir şey çalıştıramıyoruz. Başlıyoruz işte abi şu servisi için bu portu açalım ama eni açamıyorsunuz haklı olarak. Bu sefer ilgili servisin region'lar mesela bu iDirect de sonuçta bu veriyi Dell'in data center'ına gönderiyorsa onun bile IP bazlı bir havuzu vardır. Mesela bunu alıyoruz diyoruz ki bu portu bu sunucudan bu IP'lere sadece aç hatta belirli saatlerde aç diyorsun. Hadi olarak izlenebilen bir trafikte tutup bir üretici Microsoft gibi Dell gibi kodun için efendim git C dizinindeki TXT'leri al dediğinde bunu kamak gibi ya sen ya ben ya bir başkası bulabilir. Doğal olarak kapitalist düzende ticari anlamda hiçbir üretici bu topa girmez deyip devam edebiliriz. Kesinlikle çok çok güzel açıkladın abi. Çok teşekkür ederim. Yani dediğim gibi iDirect Data Center ile birlikte bakıldığı zaman en yeni özellik nedir diye bakacak olursak telemetri streaming özelliklerinin direkt sunucularımız üzerine konumlandırılabiliyor olması olarak söz edebiliriz. Şimdi iDirect
sunucularımızı tabii sunucu bazlı yönetmemizi sağlayan bir yönetim tool'umuz. Birden fazla sunucumuz olduğunu, yani yüzlerce, binlerce sunucumuz olduğunu düşünürsek her birini iDirect portundan teker teker bağlanıp yönetmek tabii ki çok meşakkatli bir iş olabilir. Bunun için de merkezileştirilmiş bir yönetim sağlayan OpenManage Enterprise yönetim yazılımımız mevcut. OpenManage Enterprise yönetim yazılımımıza baktığımız zaman bir sanal makine olarak indirip ortamımıza tanıtıyoruz. Bu ortamımız bir VMware ortamı olabilir, bir Hyper-V ortamı olabilir ya da bir KVM ortamı olabilir. Bu sanal makineyi indirip ortamımıza tanıttıktan sonra gerekli ayarları yapıp ortamımızdaki sunucuları discover etmeye başlıyoruz ve artık sunucuların tüm yaşam döngüsünü OpenManage Enterprise yönetim arabilimi üzerinden gerçekleştirebiliriz. Şimdi OpenManage Enterprise'in yine ayırt edici özelliklerinden biri aslında form faktör bağımsız bir şekilde yönetim yapabilmesi. Bu ne anlama geliyor? Bugün siz veri merkezinize modüler bir yapıyla başlayabilirsiniz. Yarın öbür gün iş ihtiyaçlarınıza göre dilin farklı form faktördeki örneğin REC olabilir, Tower olabilir ya da C serisi olabilir ya da farklı modüler yapıdaki sunucularını konumlandırabilirsiniz. Burada farklı form faktördeki sunucu altyapıları için farklı versiyonlarda OpenManage Enterprise kullanmanıza gerek yok. Direkt sadece tek bir tool üzerinden herhangi bir yönetim karmaşasına sebebiyet vermeden, herhangi bir yönetim karmaşası yaratmadan tek bir yönetim tool'uyla tüm sunucu envanterinizi yönetmenizi sağlayan aslında merkezileştirilmiş bir yönetim tool'u. Baktığımız zaman 8000 cihaza kadar destek verebilen bir tool ve yani gerçekten çok yüksek bir adet bakıldığı zaman rakiplerine ne göre OpenManage Enterprise'ı farklılaştıran, öne çıkartan önemli özelliklerinden biri. Aynı zamanda Dell'in işte Network ve ME serisi storage'larını monitör edebilme şansına sahipsiniz. Yine farklı üreticilerin sunucu çözümlerini monitör edebilme şansına sahibiz SNMP üzerinden. Şöyle devam edecek olursak, dediğim gibi sunucunun yaşam döngüsüne ilişkin tüm adımları artık OpenManage Enterprise üzerinden yönlendirebilir hale geliyoruz. Sunucuyu alıp reke takıp bir kabinete takıp üzerine işte elektrik bağlantını gerçekleştirip sunucuyu discover etmemizle başlayan bu sunucunun yaşam döngüsü, işte sunucunun üzerine işletim sisteminin deploy edilmesi, firmware'lerin update edilmesi, monitör edilmesi, işte maintenance'larının takip edilmesi gibi aslında sunucuyla ilgili tüm adımları OpenManage Enterprise üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde yönetebiliyor noktasına geliyoruz. Şimdi OpenEdge Enterprise da yine HTML5 tabanlı ve o da yine iDirect ile benzer deneyimleri bize sağlamış oluyor. HTML5 tabanlı olmasından dolayı gerçekten çok hızlı çalışan bir yapıya sahip. Yine search kısmında alt emirlere, alt modüllere erişmek çok hızlı, çok kolay bir şekilde aradığımız kısımlara ulaşabilme şansına sahibiz. Bakıldığı zaman OpenEdge Enterprise'la birlikte sunucuların kurulumları esnasında belirlediğimiz profilleri bir veya birden fazla sunucuya dağıtma şansına sahibiz. Bu da süreçleri otomatikleştirerek manuel olarak yapılan işlemleri minimize edip aslında yönetici takımının, bu işi yönetenlerin zamanı çok daha etkin ve verimli bir şekilde kullanmasına olanak sağlıyor. Biz yeni bir sunucu kurabiliriz veya mevcut bir sunucunun template'ini alıp bir veya birden fazla sunucuya bunu aktarabilme şansına sahibiz. Dediğim gibi yeni veya mevcut sunucunun kurulumları arasında bakıldığı zaman aslında çok manuel işlemlere göre bu otomatikleştirilmiş süreçten çok daha hızlıca, çok daha etkin bir şekilde ortamlarımızı ayağa kaldırmamızı olanak sağlayan ve zamanımızı çok çok etkin bir şekilde kullanmamızı sağlayan sistemler olarak karşımıza çıkıyor. Firmware güncellemeye baktığımızda 4 adımda firmware'imizi güncelleyebiliriz. Yani bu kadar hızlı bir şekilde mevcut firmware'imizi kontrol edip gerekli güncellemelerin mevcut baseline'la işte yeni çıkmış firmware'in baseline'ını karşılaştırıp aynı zamanda uyumluluklarını kontrol edip aslında tam bir full otomatik bir şekilde sunucu ortamımızı yönetmemizi sağlayan bir tool olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu tarz yönetim yazılımları bize belirli raporlar üretiyor. Bu raporlar içerisindeki veriler içerisinde zaman zaman kaybolabilme durumuna sahibiz. Yani o kadar çok veri üretiyor ki bunlar.
hangi raporun içerisindeki hangi veriyi almam gerektiği bazen soru işareti, kafa karışıklığı yaratabiliyor. Burada da yine OpenAge Enterprise'ı rakiplerine göre farklılaştıran önemli bir özelliği raporların customize edilebilir olması. Dolayısıyla ben bir rapor içerisindeki işime yarayacak ya da benim görmek istediğim alanları direkt filtreleyip customize edip raporu çok daha sade bir şekilde incelememe olanak sağlayan bir altyapıyı bana sağlamış oluyor. Bu raporları yine export edip dış ortama aktarabilmemi sağlayan yapılar. Proaktif olarak aslında ortamımı üretilen alarmları monitör etmemi, bu alarmlara ilişkin gerekli aksiyonları almamı sağlayan bir yönetim tool olarak karşımda çıkıyor. Bakıldığı zaman Support Assist entegrasyonuyla birlikte OpenManage Enterprise sistemlerin kendi başına otomatik çağrı açma süreçlerini yönetmelerine de olanak sağlıyor. Bunun için tabii ki en önemli nokta otomatik çağrı açılması istenen sunucunun üzerinde minimumda pro support seviyesinde bir servis seviyesinin olması. Ve bu entegrasyonla birlikte örneğin bir disk arızalanmadan diskin arızalanacağının önceden tespit edilip direkt olarak ilgili yere yedek parça ve ilgili mühendisin yönlendirilmesini sağlayan bir aslında altyapının temelleri burada atılıyor. Şöyle hızlıca devam edecek olursak tabii OpenManage Enterprise'ın içerisinde farklı farklı pluginler mevcut. Bunlardan bir tanesi de Power Manager plugin'i. Bu pluginle birlikte siz sunucunun termal değerlerini artık yönetebilir konuma geliyorsunuz. Termal değerlerini inceleyebiliyorsunuz, bunlarla ilgili aksiyonlar alabiliyorsunuz. Bu gün içerisinde veya belirli periyotta bu termal değerler nasıl değişmiş, bunları inceleyebilme şansına sahipsiniz. Ve bunlarla ilgili aksiyonlar alabilme şansına sahipsiniz. Bakıldığı zaman tabii konforumuza yönelik her şey hayatta olduğu gibi örneğin bir araba alırken çok hani genel bir örnek konforumuza yönelik her şeyin bir bedeli olacağı gibi sunucunun yönetim fonksiyonları esnasında da bizim konforumuza yönelik süreçlerimizi daha verimli hale getirecek noktalar aslında çok minimum bedellerle karşımıza çıkıyor. Bakıldığı zaman OpenAge Enterprise'ın işte base özelliklerine, işte bir support assist özelliği, sunucuların bakımlarının takip edilmesinin raporlanması, işte custom raporların oluşturulması, işte firmware upgrade'leri vesaire bunlar zaten OpenAge Enterprise'ın free olan direkt alıp indirip kurduğunuzda kullanabileceğiniz özellikler. Advanced özelliklere geldiğimiz zaman işte bu OpenAge Advanced License ile birlikte gelen özellikler. Bu da biraz önce bahsettiğim gibi bir veya birden fazla sunucuya template'ler halinde kurulumların yapılması veya işte Power Manager gibi plugin'lerin kurulup daha efektif bir yönetim sağlanması amacıyla bunların kullanılabiliyor olması OpenAge Enterprise'ın Advanced lisansı ile birlikte mevcut. Bu lisans aslında bakıldığı zaman projelerin içerisinde gerçekten kaybolacak kadar cüzi maliyetlere sahip bir lisans türü. Bu lisansı kullanabilmemiz için tabii ki iDirect portumuzun minimum Express ve Enterprise olarak lisanslanıyor olması gerek. Şöyle hızlıca devam edecek olursak, OpenManage Enterprise'ın yine bizi rekabette ayrıştıran önemli özelliklerinden bir tanesi, OpenManage Mobile adı altında uygulamamızı da entegre olabilmesi. Siz bugün iOS veya Android platformundaki mobil cihazlarınızı bu yönetim tool'unu indirip deneyimleyebilirsiniz. Bu da tamamen ücretsiz bir tool. Bu tool'la birlikte iDirect Enterprise'ın üretmiş olduğu notifikasyonları cep telefonunuza alabilirsiniz. Sunucunun sağlık durumuna ilişkin, sunucunun işte hardware loglarına ilişkin, sunucunun hardware bilgilerine ilişkin bilgileri cep telefonu üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Sunucunun sağlık durumlarını görüntüleyebilirsiniz. Bakıldığı zaman giriş seviyesindeki aslında konfigürasyon detaylarını cep telefonu üzerinden gerçekleştiriyor olabilirsiniz. Sunucunun üzerindeki ışıkları açıp kapayabilirsiniz. Sunucuyu uzaktan açıp kapatabilme şansına sahipsiniz. Bunları tamamen cep telefonunuz üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde yapmanızı sağlayan bir altyapıyı da Dell Teknoloji aslında yönetim araçlarıyla birlikte sunucu platformunu kullanan müşteri için sağlayabilir durumda.
Bakıldığı zaman sunucularımızın üzerinde QuickSync dediğimiz bir yönetim çipimiz mevcut. Bu tabii opsiyonel bir özellik. Bu özellikle birlikte yine bir veri merkezinde, kabinetin önünde yani sunucunun önündeyken direkt cep telefonunuz ile bu QuickSync çipiyle haberleşerek sunucunun hardware datalarına, sağlık datalarına erişebilir duruma gelebilirsiniz. Bu da bakıldığı zaman hani dediğim gibi opsiyonel bir özellik ama sunucunun üzerinde olduğu zaman gerçekten de faydalı ve kullanılabilir bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Yine Dell sunucularımızın üzerinde olmazsa olmaz birçoğumuzun zaten vakıfı olduğu LCD bezel'larımız mevcut. Bu direkt ön kapak üzerinde gelen bir yine opsiyonel bir özellik. İstersek standart bezel'da da devam edebiliriz. Veya ihtiyacımıza göre bizim tavsiye ettiğimiz şekilde LCD bezel'lı olarak da hayatımıza devam edebiliriz. Bu aslında bize sunucuların initial, yani kurulumu esnasında initial IP'lerinin hızlı bir şekilde verilmesini veya sunucuyla ilgili herhangi bir arıza durumunda bu arızanın kodunu üretip burada görüp aslında çağrı merkeziyle ya da support süreçleri daha hızlı entegre olmasını sağlayabilen aslında önemli özelliklerden bir tanesi. Genelde bizim de projelerimizde sıklıkla konumlandırdığımız önemli özelliklerden bir tanesi. Şimdi OpenMerge Enterprise dediğim gibi bizim merkezileştirilmiş yönetim tool'umuz. OpenMerge Mobile bu işi mobil platformda da çeşitli yönetim faaliyetlerini gerçekleştirebileceğimiz yönetim tool'umuz. Baktığımız zaman OpenMerge Enterprise'ın tabii günümüz veri merkezlerinde kullanmış olduğumuz farklı farklı yönetim tool'larıyla entegrasyonları mevcut. Bu bize neyi sağlamış oluyor aslında? Birden fazla yönetim tool'u kullanarak işte farklı yönetim tool'ları arasındaki git gel karmaşasını, zaman kaybını aslında ortadan kaldırabilen bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Biraz önce anlattığım gibi iDirect sunucularımız üzerindeki uzaktan yönetim portumuz, OpenMerge Enterprise merkezileştirilmiş yönetim yazılımımız. OpenMerge Enterprise'ın farklı yönetim tool'larıyla entegrasyonuna bakacak olursak, işte ilk etapta işte VMware, Microsoft'un yönetim tool'larıyla entegre olduğunu görüyoruz. Red Hat'ın Ansible ile veya ServiceNow ile entegre olabildiğini görüyoruz. İşte bu bize biraz önce söylediğim gibi, birden fazla yönetim tool'unun kullanılması gerektiği durumda farklı yönetim tool'ları arasındaki bu git gel zaman kaybının ortadan kaldırılıp aslında tek bir yönetim tool'u üzerinden örnek veriyorum hem sanal hem de donanımsal envanterinizin yönetilmesini sağlayan aslında önemli entegrasyonlar olarak karşımıza çıkıyor. Bugün ben biraz daha ağırlıklı olarak VMware tarafındaki entegrasyondan bahsetmek istiyorum. Şimdi Dell teknoloji ile VMware'in birlikteliğine bakacak olursak 18 yıllık bir iş ortaklığından bahsetmemiz gerekiyor ve Dell'in EMC satın almasıyla birlikte artık aynı çatı altında devam eden şirketler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla dirsek temasında gerçekten sıkı bir şekilde çalışan iki iş ortağı olduğunu görüyoruz. Baktığımız zaman 1800'ün üzerinde VMware sertifikalı Dell Support mühendisi mevcut. Dolayısıyla herhangi bir sorunda açılacak çağrılara ilk elden müdahale edebilecek gerçekten çok deneyimli bir kadro Dell'in içerisinde mevcut. Bakıldığı zaman vSAN tarafında vSAN ReadyNode olarak 180'in üzerinde farklı farklı konfigürasyonları sağlayabilen yegane yöneticilerden biri. Bundan dolayı Dell ile VMware'in bu dirsek teması tabii iş süreçlerimize çok çok etkin bir şekilde ve verimli bir şekilde olumlu yönde tabii etkilediğini görüyoruz. Şimdi OpenMerge'in vCentral entegrasyonuna bakacak olursak burada OpenMerge Integration for VMware vCenter adı altında bir lisans karşımıza çıkıyor. Bu lisans ile birlikte aslında temel amacımız vCenter ortamı içerisine donanım parkurumuzu yönetecek özellikleri de dahil edebilmek. Yani ben hem sanal ortamımı hem de donanım ortamımı, donanım envanterimi tek bir arayüzden
bir vCenter arayüzünden yönetmemi sağlayacak bir yapı olarak karşıma çıkıyor. Şimdi lisanslamaya bakacak olursak, Open Manage Integration for VMware vCenter lisansı direkt gidip VMware'ın yönetim yazılımı olan vCenter ile entegre oluyor. Tabii bu OMA VV diye adlandırdığımız lisans içerisinde Open Manage Management Pack adı altında bir lisansı daha çıkıyor. Ve bu lisans da VROps ekranları ile entegre olabiliyor. Yani dolayısıyla burada bir taşla aslında iki kuş vurmuş oluyoruz. Hem vCenter ekranları ile entegre olabiliyoruz hem de vRealize Operations ekranları ile entegre olabiliyoruz. Ekstra bir bedel ödememize gerek kalmıyor VROps ekranlarıyla entegre olmak için. Bakıldığı zaman bu entegrasyonla karşımıza neler çıkıyor? vCenter üzerinden sunucunun sağlık durumunu takip edebiliyor duruma geliyor. Sunucunun işte hardware bilgilerine ulaşabilir duruma geliyor. Sunucunun servis tech bilgilerini görüp onun üzerinden gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayabiliyoruz. Bu host'un dediğim gibi hardware raporlarını, çıktılarını alabiliyoruz. Bunları oluşturabiliyoruz. Yine aynı şekilde vCenter içerisinden sunucuların yaşam döngüsüne ilişkin firmware'lerin güncellenmesi ve bunların takibini yapabilme şansına sahip oluyoruz. Bakıldığı zaman gerçekten de hayatımızı kolaylaştıracak farklı yönetim tool'lar arasında git gel karmaşasından tamamıyla uzaklaşıp tek bir yönetim ara birimi üzerinden hızlı ve etkin bir şekilde ortamımızı yönetmemizi sağlayan bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. vRealize Operations'a entegre olduğumuz durumda da burada dashboardlar ile aslında donanımsal olarak raporları, donanım platformu için üretilen raporları VROps ekranlarından inceleyebilir, görebilir duruma geliyoruz. Bu da tabii bakıldığı zaman yönetim faaliyetlerimizi önemli ölçüde destekleyecek yine önemli entegrasyonlardan bir tanesi. Bakıldığı zaman hani Dell yönetim ekosisteminin aslında sunumun en başında bahsetmiş olduğum gibi tek bir konsol üzerinden form faktör bağımsız bir şekilde sunucu platformu yönetebilmesi en büyük farklılaştıran özelliklerinden biri. Bugün MX'le başlayabilirsiniz. Yarın farklı form faktöründeki sunucu platformlarını veri merkezinize dahil edebilirsiniz. Farklı yönetim yazılımları kullanmanıza gerek kalmadan tek bir ekran üzerinden öğrenmesi kolay, yönetmesi kolay, tamamıyla kullanıcı dostu ve ara birimi üzerinden envanterinizi yönetmenizi sağlayan önemli bir yazılım. Bugün şu an Google'ı açıp Dell EMC interaktif demo yazdığımız takdirde çıkan ilk sayfayı tıklayıp işte OpenMage Integrations diye aratırsak eğer bu OpenMage'in işte VMware vCenter'la ya da Microsoft Admin Center'la veya Microsoft'un Sistem Center'ıyla entegrasyonlarıyla alakalı interaktif olarak bunların nasıl çalıştığını gösteren demolarla karşılaşabilirsiniz. Bunları bu şekilde burada deneyimleyebilme şansına sahipsiniz. Ama ben bu entegrasyonları kendi ortamımda kurup denemek istiyorum, bunları deneyimlemek istiyorum dediğiniz takdirde de yine Google'a OpenMage Integration for VMware vCenter yazdığımızda ve aşağıda dilin çıkan sayfasına kendimizi yönlendirdiğimizde download sekmesi altından en güncel versiyonu indirip şu an en güncel 5.3 versiyonu var. Bunun içerisinden çıkacak 5 host 90 günlük süreli bir lisans ile bu entegrasyonu mevcut ortamınızda deneyimleyebilme şansına sahipsiniz. Aynı şekilde OpenMage Mobile tarafını hem iOS hem de Android tabanlı cihazlarınıza indirip içerisindeki demo parkuruyla yönetim faaliyetlerini deneyimleyebilme, sonrasında bunları kendi ortamınıza implement edebilme şansına kolay bir şekilde sahipsiniz. Benim aslında bugün anlatmak istediklerim, bugün bahsetmek istediklerim özetle bu şekildeydi. Umarım
hani faydalı olmuştur. Çünkü yönetim araçları bakıldığı zaman bu entegrasyonları çok fazla aslında bilinen, kullanılan özellikler değil. İşte OpenMatch Mobile gibi ya da bu vCenter entegrasyonu gibi entegrasyonlarımızın olması çoğu müşterimiz tarafından bilinmeyebiliyor. Dolayısıyla onları doğru yönlendirmek, bunları kullanımla yönlendirmek adına bu tarz webinarlar çok katkılı ve önemli olarak görüyorum. Benim yönetim tool'ları açısından bahsetmek istediğim detaylar bugün bu şekilde. Ağzına sağlık Derya. Yüzünü görebiliriz herhalde artık. Dell logosunun Tabii. arkasına gizlenme. Yok, Çok şimdi teşekkürler. Çok kamerayı keyifle açtım tekrar. izledik. Evet, tekrar seni görelim. Çok keyifle izledik. Çok teşekkürler. Bir tane sorumuz var. OpenManage Enterprise'ın Zabbix için bir entegrasyonu mevcut mu diye bir soru var Zabbix için. Zabbix için entegrasyonu hatırlayamadım ama kontrol edeyim, not alayım. Bize Yani bana direkt iki soru tabii. borcum oldu. Bir, Tabii. telemetrinin Telemetrinin. transfer ettiği veriler. İkincisi, Zabbix entegrasyonu. Bir üçüncü sorumuz geldi. Çok güzeldi, çok teşekkür ederiz. Gelişmiş özellikler kısmında lisanslama cihaz sayısı ile mi oluyor? Fikri Bey'in sorusu. Şöyle, yani cihaz sayısı başına lisanslanıyor aynen. Bu OpenMatch Enterprise Advanced dediğimiz özellik direkt zaten iDirect portunu lisanslarken seçebildiğimiz bir özellik. Dolayısıyla yönetmek istediğimiz cihaz başına eklenen bir lisans. Ama bu lisanslara bakıp da hani ciddi maliyetler olduğunu düşünmeleri kesinlikle istemem. Bunlar projeler içerisinde gerçekten hani böyle sabun köpüğü gibi eriyebilen çok cüzi Kaç para abi? Kaç para? minimum Sabun bakıldı. Tabii şimdi köpüğü. Şimdi sabun var. ya Acı proje bazlı çok şahçı mı? değişen kavramlar ama abi çok gerçekten minimum cüz yani sana sağladığı faydaya bakıldığında yani çok Tamam. göz ardı edilebilecek şeyler bunlar rakamlar. Yani Hani bugün dolar 8 lira kardeşim, o yüzden. abi şey gibi düşünme hani bugün bir araba alırken bir navigasyon almak istersin sana çok ciddi bir maliyet Evet çıkartırlar abi. ama o navigasyon bakıldığı zaman o paranın hakkını sana vermez. Çünkü artık sen cep telefonundan navigasyon kullanıyorsun vesaire. Aslında bu özellikler aslında kesinlikle bu şekilde değil. Sen sahip olduğun takdirde yönetim faaliyetlerini çok ciddi bir şekilde verimli olarak etkileyecek özellikler. Bundan dolayı da hani biz projelerde genellikle bunlardan bahsediyoruz ve müşterilerimizin de kullanması amacıyla onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Tamam. Okey abi. Arkadaşlar indir, üçüncü sözümüz indirim. Bir sıkıntı olursa bu lisansla alakalı webcast'te Derya sabun köpüğü gibi demişti dersiniz arkadaşlar, indirim alırsınız. Olmazsa Alırız. Derya'yı buluruz. Tabii yapmış Bir yok abi diğer sözünü verdi. eyvallah. Yorum olmuş, soru olmuş Fatih Bey'in yorumu. MX7000'lerde otomatik Enterprise iDirect geliyor. Doğruysa bilmiyorum tabii. Fatih Bey'in yalancısıyım. Ya şimdi şöyle proje çalışmalarımızda biz tabii default olarak projelerimizi konumlandırırken iDirect Enterprise'ı otomatik olarak seçip o şekilde ilerliyoruz. Çünkü bir Birisi düşürmüyorsa, çıkarmıyorsa biz veriyoruz diyorsun aynen. zaten. Aynen. Çünkü neden? Zaten bu gibi hani verimli bir sunucuyu alacak bir o kullanacak bir ortamında yönetimsel faaliyetlerin ona ilişkin aslında verimli olması gerekiyor. Dolayısıyla gidip de onun üzerine Basic ya da Express gibi daha giriş seviyesi özellikler eklediğiniz zaman aslında bakıldığı zaman sunucunun kullanımına ilişkin aslında şeyi kaybetmiş oluyoruz. Verimi kaybetmiş oluyoruz. Okey. Dolayısıyla daha verimli olacak şekilde yönlendiriyor. Bu şeye benziyor. Sunucularda service storage projelerinde hep böyle 7/24 eklenir. Önce supportlar. Sonra rakibin fiyatı böyle bir düşer veya düşük olur. Malum donanımda insanlar birbirini yiyor ne yazık ki. Bu her ne kadar müşteriye yarasa da bazen partnerların, sağlam partnerların da belki sektörden yok olmasına neden oluyor. Neyse, şimdi sektör sorunlarına girmeyelim. Bir bakıyorsun abi, kit list değişiyor. 7/24 support'tan ertesi gün support'a dönüyor. Fiyat indirimi gibi Dönüyor. görülüyor. Sonra bu ya, yaşadığım bir şey, piyasadayım ben sonuçta yani. Abi disk bozuldu, yarın getirecekmiş. Kardeşim sen 7/24 support'u çıkartmadın mı? Çıkarttın. İşte ertesi gün support'a eklemedin Çıkarttım. mi? Kusura bakmayacaksın. Bu da biraz ona benziyor. Doğru söylüyorsun. Yani bir sistemi alıyorken Enterprise lisansıyla almak, Future Set'i almak gerçekten yararlı ama bazen de bayiler bunu yapıyor. Müşterinin aklına sokuyor. Abi 7/24'e gerek yok. Abi ona gerek yok. Buna gerek yok.
Sonra bir sorun olduğunda, yandım Allah modunda, abi sende disk yok mu ya, bir çekmeceleri kurcala diye konuşuluyor. Peki geçiyorum Aynen ona. abi, yani dediğin gibi hani bu özellikler gerçekten Dell tarafında premium farklar yaratıyor. Tabii günümüzde rekabetin çok çetin yaşandığı projeler yaşıyoruz hepimiz. Hepimiz bunun farkındayız. Dolayısıyla bu premium özellikler, bizi rakiplerden farklılaştıran özellikler tabii ki maliyet anlamında bizi rakiplerimizin önüne de geçirebiliyor. Dolayısıyla artık sıkı fiyat pazarlıklarının yaşandığı projelerde eğer müşteriler hani bu premiumu kendi bütçeleri içerisinde konumlandırabilecek duruma değillerse rekabete göre dediğin gibi abi, bu özelliklerden karşılıklı konuşarak feragat edilebiliyor. Yani bunu sonra değerlendirebilirim, bunu daha sonra ekleyebilirim şeklinde yaklaşımlar olabiliyor. Ama gün birde sunucuyu ne kadar efektif, ne kadar yönetimsel faaliyetleri verimli bir şekilde alırsak aslında o bakıldığı zaman toplam sahip olma maliyetimizi de otomatikman daha verimli bir şekilde etkileyecek aslında bir done bakıldığı zaman. Buna tabii ikna olan hani müşterimiz olduğu gibi maalesef bütçe problemlerinden dolayı çıkartmak zorunda kalan müşterilerimiz de oluyor istemeye istemeye. Yani bunlar yaşadığımız sorunlar gerçekten dediği şekilde. Peki bir soru da VROps entegrasyonu ile alakalı ayrıca bir ücret ödememiz gerekiyor mu? VROps. Hayır, bu Open Manage Integration for VMware vCenter lisansı içerisinden bu VROps entegrasyonu da çıkıyor. O yüzden değil mi, yani bir taşla aslında iki kuş vurmuş oluruz. Hem vCenter ekranına hem de VROps ekranlarına entegre olabilen bir sistemimiz olmuş oluyor. Süper, tamam. Başka bir soru. Sorun aslında R740 firmware güncellemelerinde kronik bir sorun var. Aşamadık. Open Manage Enterprise üzerinden R740 firmware yapıyorlarmış. Böyle bilindik bir sorun var mı? Yoksa müşteri bazlı herhalde. Yani müşteri bazlı olabilir çünkü yakın zamanda böyle bir sorun gelmedi bana, ama hani ben notumu alayım gene bizim support'taki arkadaşlarımıza. Şu an için mevcutta böyle bir sorun olmadığını sorup yani ilgili Ozan Bey, şeye siz dönüş case yapabilirim eğer açtınız bana mı böyle. Dele? Dele case açtınız mı? Açtık. Peki ne dediler? Ama bir ay. Tamam, şey yapın. Siz bana bir mail atın. Daha doğrusu bana der ki info@çözümpark.com'a bir mail atın. Ahmet o maili bana iletsin. Ben de Derya'ya iletirim. Derya dördüncü. Abi case'i eskale Direkt gözünü bana da seveyim. şey yapabilirler, iletebilirler. Yaz abi Derya.aksoy@ mailini. mail adresim. Şurada en başta yanlış hatırlamıyorsam koymuş olmam lazım. En başta varsa aç abi en başa. Hemen açalım abicim Geri şöyle. sar Uğur'cum. Bakalım. Şöyle hızlıca Yapıştırın Derya'ya arkadaş. Hiç bizi yormayın. bir tabii içeride doğru kaynaklara, doğru kontaklara yönlendirmek için gerekli aksiyonları alırız. Orada hiçbir sıkıntı yok. Tamam, işte mail burada arkadaşlar. Yapıştırın. Bu tamam. Oğuzhan Bey'i hallettik. Şakir Bey'in sorusuna cevap verdik. Hem chat hem Q&A'ya bakıyorum bir anda. Oğuzhan Bey şöyle dismiss ediyorum. Yunus Bey, sunum için çok teşekkürler öncelikle. Dell VMware ekosistemi için admin iş yükünü oldukça kolaylaştıran bir çözüm. Doğru. Benim sorum diğer hardware üreticileri, örneğin HP serverları da yönetebiliyor muyuz? Dell'in dışındaki sunucuları yönetebiliyor muyuz? Dell'in dışındaki sunucuları aslında yönetemiyoruz. Onları sadece monitör edebiliyoruz. Yani sadece monitör edebilme Tamam, şansına sadece sahibiz. monitör ediyoruz. Evet. Tüm üreticiler için bu şekilde hani Genelde bakılıyor. evet, doğru söylüyorsun. O yüzden Ama sadece Dell alın. evet. Tamam, Fikri Bey'in diğer bir sorusu. R650'de maşallah nasıl bir parkur varmış Fikri Bey'de de hepsinden. R650'den bahsetti Derya Bey. Ha, bahsetti demiş. Ben dedim bir R740 diyor, bir R650 diyor. Ne zaman Türkiye'de olur ve diğer modeller için X50 modelleri de geliyor mu acaba? Sen mesela MX Şimdi için şöyle. 740C dedin. Aslında 750C vardı sunumda. Ben hiç düzeltmedim. 750C evet. Yani ben yani yeni nesil ürünlerin de bazılarının isimlerini konumlandırmak istedim. Çünkü bugün 6 Nisan ve 6 Nisan'da Intel'in yeni nesil işlemcilerini duyuracağı bir lansmanı olacak. Bu lansman sonrasında da artık biz 15. jenerasyon olarak adlandırdığımız sunucularımızdan bahsediyor, bunları anlatabiliyor olacağız. Şu an bir Intel'in bu lansmanından dolayı aslında yasak var. Şu an bahsedemiyoruz. Sadece hani bu dönüşümün isimlerinden zaten birçok Dell kullanıcısı tahmin edebilir.
İşte 13. jenerasyon sunucularımız R630, R730, 14. jenerasyon R640, R740'tı. Tabii yeni nesile geçtiğimiz zaman da R650, R750 olarak karşımıza çıkıyor. Biz bugün itibariyle bunları aslında konuşabiliyor olacağız 6 Nisan itibariyle. Bunların konfigürasyonu da Nisan ortası itibariyle yapılabiliyor olacak. Bakıldığı zaman yani Nisan ortası itibariyle bu yeni nesil CPU'lu sunucular üzerinde konuşup bunların konfigürasyonlarına ilişkin proje çalışmalarını yapabiliyor olacağız. Tamam. Şimdi son bir soru alıp sonra sözü Bilgehan Hocam'a vereceğim. Burada bekliyorum diye trollemiş bizi. Rakip ürün için Şakir Bey'in sorusu, firmware rakip ürünlerde, firmware'de, update'lerde baseline geçtikten sonra sadece reboot bekletiyor. Dell'de böyle bir imkan var mı? Ben çok anlamadım ama sen anladığını düşünüyorum. Baseline geçtikten sonra sadece reboot var. Tamam, Oğuzhan var demiş. Yani Ben soruyu anlamadım çünkü reboot bekletiyor ne demek acaba? yani su biraz dondu ama anladığım kadarıyla cevap vermeye çalışıyorum. Abi şimdi firmware Ha, yaparken tabii reboot sonra. Ha, tamam, okey. Windows'daki gibi ya, şimdi anladım. Tamam, varmış arkadaşlar, sıkıntı yok, tamam varmış. Yani firmware yapıp illa anında. hayır yani firmware'leri planlayabiliriz, schedule edebiliriz. Ya şimdi yap diyebiliriz. Acil olmayanları şu belirlediğimiz Ama yaptıktan sonra reboot şart değil. Onu demek istiyor. Evet, Yaptıktan sonra. aynen. Tamam. İstediğinde reboot edebiliriz. Okey. Zaten arkadaşlar Linux dışında, o da yanlış bilmeyeyim. Yani hani Microsoft olsun, donanım üreticileri herhalde tamam da, şu resetsiz update, işte firmware mevzusu daha, teknoloji o seviyeye gelmedi. Umarım bir gün gelir. Peki. İnşallah. Evet, Bilgehan Hocam. Buyurun. Söz sizde. Yorum yapmak istediğini söyledi Bilgehan Hocam. Evet, bir derin bir sessizlik oluştu. Bilgi Hocam inşallah konuşacak. Adam bizi trollüyor ya, bildiğin. Bak, sen Valla. konuşacağım dedi, ses çıkarmıyor. Hocam'ın yorumları da önemli. Uzun yıllardır bu sistemleri kullanan biri çünkü. Tabii sahadaki bir insan abi. Tabii ki. Sahada olunca çok Kesinlikle. kıymetli oluyor. Ama konuşmayacak sanki, ya da sesinde bir sorun var. Sesim gelmiyor. Bir saniye. Tamam hocam. Son 2-3 dakikamız, toparlıyoruz. Seni bekliyoruz hocam. Bu arada evet, bayağı soru sordular. Katılımcılara da teşekkürler. Ben öyle bir ses geldi sanırım Bilgen Ses Hocam. geliyor gibi gözüküyor Geliyor ya. mu şu anda? Geliyor Geldi geliyor geldi. evet geldi. Ha, süper. Ya Allah Allah. Biraz evvel de konuştum Haluki ama nedense Hakan Hoca beni mi şey yaptın acaba bilmiyorum. Tabii korkuyorum yani. Bu korkudan oluyor bunlar. Yok abi, bu Şimdi kadar insanın arasında. anlattıklarınız bittiyse webinara başlayalım artık gençler. Çekilin şurada kumda oynayın Tamam. siz biraz. Tamam, ben kapa hadi, hadi görüşürüz. Tamam, ben kendimi mute alıyorum. Biraz konuşalım. Valla arkadaşlar şimdi tabii konum gereği de sahada geziyoruz çok fazla. İnsanlarla da bu konuları çok konuşuyorum. Ben özellikle konuşuyorum. Çünkü sistemler çalışırken sistem admini kimse bir şey demiyor. Ha, ne güzel süper her şey çalışıyor. Zaten işi o gözle bakılıyor. Ne zaman ki sistemde bir kesinti olursa bir problem olursa direkt ışık sahne ışıkları gibi üzerine geliyor ve diyorlar ki hayırdır. İşte o anda yani kaçacak bir yere ya da suçu atacak birisi olmadığı için direkt böyle ışıkla karşı karşıya geliyor sistem adminleri. İşte bu ışıkla karşı karşıya gelip o andaki paniği, telaşı ve sıkıntı yaşamamak için aslında her şeyi gözlemlemek lazım. Ama tabii ki her şeyi gözlemlerken özellikle de sistemleri gözlemlemek lazım ki çünkü her şey bunların üzerinde çalışıyor. Yani bildiğiniz aslında omurga burası ve bu omurganın üzerinde çalıştığı için bu kadar önemli bir noktayı aslında sistem adminleri arkadaşlar özellikle atlamamalarını rica ediyorum. Bugün bu bahsetmiş olduğumuz izleme teknolojileri cep telefonlarıyla remote şekilde çok rahat bir şekilde izlenebiliyor. Evde de olsanız, iş yerinde de olsanız hani bir tıklamayla veya bir mesajla size ne olduğu anlaşılabilir hale geliyor. Dolayısıyla sistemlerin sürekliliği adına bugünkü webinar çok güzeldi. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim kendi adıma. Ama izlemek, beklemek, hani bir problem olmadan önce anlamak sizin de dediğiniz gibi gerçekten çok önemli. Lütfen atlamayın. 100 dolar, 200 dolar. Bakın kurumları bu şekilde düşünmeyin. Yani ben kurumu 100 dolar kârı geçirdim, 200 dolar kârı geçirdim. İşte şöyle olacak, böyle olacak demeyin. Sistemi düşünün arkadaşlar. Yani sistem ayakta kaldığı sürece siz oradasınız ve siz başarılısınız. Dolayısıyla o 100 dolar, 200 doları kurum ödesin. Hiç bakmayın Tamam. ona.
Çok da Lisans büyük para. fiyatını da öğrenmiş olduk. Evet, yani çok büyük para da değil bunlar gerçekten. Ödeyin ve takip edin. Takip ettikten sonra zaten altyapının hani ayakta olması, problem olmadan önce sizin haberiniz olması, bunlar çok önemli şeyler diyorum ve çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Çok teşekkürler. Ben de sana çok teşekkür ederim. Şey gibi Bilgehan hocam sahadan bildirdi. Sağdan Devam bildiriyor. böyle. Tekrar Ankara stüdyolarına bağlanıyoruz. Derya kapanış için söz sende. Katılımcılara bizi dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Bugün hani aslında en çok vurgulamak istediğim şey OpenEdge Enterprise'ın farklı form faktördeki Dell sunucu ailesindeki cihazları, sunucuları yönetebilecek tek bir merkezi yönetim tool'u olması. Bir yönetim karmaşasına mahal vermeden çok kolay bir şekilde ortamlarını yönetebilecek tool'ları aslında Dell teknolojinin sahip olması. Bu bakıldığı zaman hani gerçekten de rekabette Dell teknolojiyi bir adım, iki adım öne geçiren önemli artılardan bir tanesi. En çok akılda kalması adına bunları tekrardan belirtmek istiyorum. Çok teşekkürler. Ben de hem sana hem Bilgehan hocam hem soru soran, katılan, yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Sorularken yani süper bir katılımcı kitlesi yakaladı. İlk böyle bir bizi bir yükselttiler. Dedim göreceğim ben soru soracak mısınız madem. Hocam konu çok güzel, hocam konu çok güzel. Bayağı bir soru geldi. Bir de kendi kendilerine biri soruyor öbürü cevaplıyor. Dedim bize gerek yok Derya kalk gidelim diyecektim. Yine güzel bir kitle bizi yalnız bırakmadı. Hafta içi mesai saatinde bir saatinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Diğer webinarlarımızda görüşmek dileğiyle. Herkese sağlıklı bir gün diliyorum. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşürüz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.